Tamam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Yarar var sanırım. Katılımcılar biraz artsın istiyoruz. Şöyle yüz binlere ulaşalım. Bu arada tabii şeyi söylememiz lazım. Maalesef bu COVID bütün sağlıkçıları özellikle de riskli alanda bulunan arkadaşlarımıza, hem yardımcı arkadaşlarımıza Allah kolaylık versin diyorum. Bizim camiadan Faik Hoca, Faik Mümtaz Koyuncu Hoca biraz sıkıntıdaymış. Ona da acil şifalar diliyorum. Acil şifalar maalesef böyle diyorsun. Bir dönem geçiriyoruz. Hatta 2020 için şey diyorlar arkadaşlar. Bir de göktaşı kaldı. O da gelirse tamamlanacak diyorlar. Umarım o gelmez. Artık 2021'e rahatça geçeriz diye düşünüyoruz. İnşallah. İnşallah. Bilmiyorum. Ya. Yavaş yavaş başlasak mı? Ne diyorsunuz? Nasıl dersin? Sevgili katılımcılar, hepinize iyi akşamlar dilerim. Hoca kesildi herhalde. İki arkadaşım konuşacak. Hepimizin bildiği gibi bu tüp bebek veya üreme tıbbında her aşama optimal olmalı ki başarı gelsin. Yani iyi yumurta, kaliteli yumurta, kaliteli sperm, iyi bir laboratuvar, iyi bir klinisyen, çok güzel bir embriyo transferi, güzel bir lütal faz desteği ve sonuçta başarı. Ve tabii bunu da her hastaya individüel ya da kişisel olarak yapmak lazım. Bu konuda neler gelişti foliküler fazda ve lütel fazda? Son bilgiler neler? Bununla ilgili iki arkadaşım, Yavuz Emre Şükür Ankara Tıp'tan, Emre Oktay da İzmir'den katılıp bize son bilgileri aktaracak. Ben öncelikle Yavuz Emre Şükür'e sözü vermek istiyorum. O bize over stimülasyonunda progesteron yüksekliği etkisini anlatacak. Yavuz Emre arkadaşım buyursunlar. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Hemen slaytlarımı paylaşayım. Ben başlamadan önce Timur Hoca'ya, Recai Hoca'ya ve tabii ki Murat abiye bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca İsmail Hocam sizinle, Emre ile birlikte olmak bu akşam mutluluk verici, onur verici. Size de şimdiden teşekkür ediyorum. Bana verilen konu ovaryen stimülasyonda progesteron yüksekliği, yani foliküler fazda stimülasyon sırasındaki progesteron yüksekliğinin siklusa etkilerini tartışacağım. Tartışırken bir takım soru başlıkları üzerinden ilerleyeceğim. Tanım ve sıklığı nedir? Olumsuz etki mekanizması nasıl ortaya çıkıyor, olumsuz etki? Eşik değer olarak neyi almalıyız? Hangi popülasyonda hangi değeri kullanmalıyız? Gonadotropin tipiyle bir ilgisi var mı? Bazal serum progesteron değerinin bir önemi var mı? Progesteron düşüklüğünün bir önemi var mı? Bundan da bahsetmek istiyorum. Testler arasında bir fark var mı? Ve bu hastaların yönetiminde neler yapabiliriz? Bunlardan kısa kısa bahsedeceğim. Terminolojiye bakacak olursak aslında yaklaşık 30 yıldır bilinen bir konu, tartışılan bir konu. Oldukça fazla yayın yapılmış bir konu bu. Ve birçok farklı terim kullanılmış. Çok özür dilerim. Bunlar arasında da sıklıkla eski yayınlarda özellikle prematür lütenizasyon terimi kullanılmış yanlış bir şekilde. Ama halbuki ilk yayından itibaren bunun lütenizasyonla bir ilgisinin olmadığı, LH'la bir ilgisinin olmadığı söyleniyor. Ve son yıllardaki yayınlara baktığımız zaman progesteron elevation ve prematür progesteron yüksekliği, yükselmesi terimlerinin daha ön plana çıktığını görebiliyoruz. Geç foliküler fazda ya da HCG günü progesteron değerinin beklenmedik şekilde aşırı yüksek olması olarak tanımlanabilir. Taze sikluslarda gebelik şansının belirgin şekilde düşürdüğünü biliyoruz bu durumun. Ve literatüre baktığımızda %5 ile %40 arasında değişen oranlar bildirilmiş. Bu iki uç değere baktığımızda 5.6 ve 38.4 aslında aynı gruptan, aynı grubun 7 yıl arayla boşun
7 yıl arayla yaptığı iki farklı çalışmada bildirilmiş. Aynı klinikten bile bu kadar yüksek farklı oranlarda hasta sayıları bildirilebiliyor. Neden? Çünkü farklı threshold değerleri kullanmışlar. Değerlendirilen popülasyon değişebiliyor. Risk faktörleri değişebiliyor ve kullanılan test kitine göre de yine progesteron yüksekliği tanısı koyduğumuz hasta oranı değişebiliyor. İlk yayına bakacak olursak Schoolcraft'ın 91 yılında yaptığı Fertility'de yayınlanan çalışmada progesteron yüksekliğinin gebelik oranları üzerine nasıl da olumsuz etki ettiğini görebiliyoruz. 0.9'un üzerine çıktığı zaman progesteron belirgin şekilde gebelik şansı azalıyor ve daha bu ilk yayından itibaren aslında ilaçla bir ilgisinin olmadığı da gösterilmiş durumda. Yüksek progesteronu ve düşük progesteronu olan grupların LH değerleri birbiriyle aynı. Progesteronun fizyolojisine bakacak olursak bir steroid hormonu kolesterol hücre içerisine girdikten sonra önce pregnenolon oluşturuluyor, sentezleniyor. Pregnenolondan da 3 beta hidroksisteroid dehidrogenaz ile progesteron oluşturuluyor. Daha sonra bu adrenal bezde ise eğer 21 hidroksilaz yoluyla glukokortikoidler, mineralokortikoidlere dönüştürülebiliyor. Veyahut da androjenlere dönüştürülüyor progesteron. Daha sonra overde bu androjenler aromatas ile östrojenlere dönüştürülüyor. Tabii ki esas kaynak over progesteron için. Ancak bu luteal fazda over. Foliküler fazda ise esas kaynak adrenal bez ve oldukça düşük seviyelerdeki progesteronun progesterona overin katkısı ancak geç foliküler fazda ortaya çıkmaya başlıyor. Foliküler fazın ikinci yarısında ortaya çıkıyor, ekleniyor overin etkisi. Son olarak bir de iki hücre iki gonadotropin teorisini hatırlamakta fayda var. LH'in etkisiyle teka hücrelerinde androjen sentezleniyor biliyorsunuz ve granuloza hücrelerinde de FSH etkisiyle bu androjenler aromataz etkisiyle birlikte östrojenlere dönüşüyor. Peki progesteron neden yükseliyor? Bu silsile içerisindeki yeri ne progesteronun? Az önce de söyledim, pregnenolon, progesteron, androjenler sentezleniyor, granuloza hücrelerine geçiyor ve östrojenlere dönüştürülüyor aromataz ile. Peki granuloza hücrelerinde progesteron üretilmiyor mu? Üretiliyor. Yine kolesterol pregnenolona dönüşüyor. 3 beta hidroksisteroid dehidrogenaz etkisiyle özellikle stimüle sikluslarda FSH'in etkisiyle artıyor 3 beta hidroksisteroid dehidrogenaz ve progesteron oluşturuluyor. Ancak granuloza hücrelerinde androjen sentezine devam edilemiyor ve progesteron teka hücrelerine geçiyor. Burada LH'ın da etkisiyle androjenlere dönüştürülüyor. Ancak tüm progesteron teka hücrelerine geçmiyor. Bir kısmı da sistemik dolaşıma kaçıyor. Aslında belki de kullanılabilecek en uygun tanım progesteron kaçağı sözcükleri. Çünkü bizim bu karşılaştığımız, siklus sırasında karşılaştığımız progesteron yüksekliğinin nedeni bu sistemik dolaşıma kaçan progesteron. Neden kaçıyor? Progesteron düşük molekül ağırlıklı bir hormon ve hücre membranından kolayca geçebiliyor. Aynı zamanda artan östrojen de hücre membran permeabilitesini artırıyor ve progesteron geçişini hızlandırıyor. Peki etkisini nasıl gösteriyor? Olumsuz etkisi nereden kaynaklanıyor? En temel kabul görür mekanizma endometriyumun senkronizasyonunu bozuyor. Endometriyum ve embriyo arasındaki senkronizasyonu bozuyor, implantasyon penceresini öne kaydırıyor. Tüm çalışmalarda hemen hemen buna değiniliyor ve bunun bir moleküler düzeyde kanıtı var mı diye bakacak olursak, evet var. Donör sikluslarında yapılmış bir çalışma, progesteronu 1.5'un üzerinde ve altında olan hastalar değerlendiriliyor. 7. günde implantasyon penceresine denk gelecek şekilde pipel ile biyopsi alınıyor ve endometriyumda gen ekspresyon profilleri değerlendiriliyor. 140'ın üzerinde genin düzenlenmesinde bozukluk olduğu tespit ediliyor. Ve özellikle endometriyal reseptivite ile ilişkili 25 genin 13'ünde ekspresyon artışı tespit ediliyor ki bu da bize endometriyumun moleküler düzeyde bozulduğunu kanıtlıyor. Buna fazla değinmeye gerek yok. Acaba embriyo üzerinde etkisi var mı? Belçika grubunun yaptığı bir çalışma embriyo kalitesinin etkilenmediğini, iyi kalite embriyo oranlarının değişmediğini, embriyo kullanımı oranının değişmediğini donör sikloslarında gösteriyorlar ve
Diyorlar ki aslında kümülatif canlı doğum şansı progesteron 1.5'un üzerinde olduğunda daha yüksek oluyor diyorlar. Bunu da daha fazla o sayıda oosit elde etmeye edebiliyor olmaya bağlıyorlar. Bir başka çalışma yine 10.000'den fazla siklus değerlendiriliyor. Burada 11.000 taze siklus ve 4.000 civarında da donmuş siklus değerlendiriliyor. Ve taze sikluslarda progesteron değeri arttıkça gebelik şansı azalırken fet sikluslarında şans artıyor. Bunu da yine elde edilen oosit sayısının fazla olmasına bağlıyorlar. Yine aynı grup, iki önceki çalışma, bu Belçika grubunun iki yıl önce yaptığı bir çalışma. Burada da üçüncü güne ve beşinci güne ulaşan embriyo sayılarını değerlendiriyor, oranlarını değerlendiriyorlar ve üçüncü ve beşinci güne ulaşan embriyo oranlarının 1.5'un üzerindeki progesteron değerinde oldukça etkilendiğini, azaldığını görüyorlar. Ancak kümülatif canlı doğum oranının etkilenmediğini söylüyorlar. Yalnız bunu oosit sayısıyla düzelttikleri zaman, yani multivariate analiz yapıp oosit başına progesterona baktıkları zaman, progesteron 1.5'un üzerine çıktığı zaman kümülatif oranın azaldığını, kümülatif canlı doğum şansının belirgin şekilde azalacağını, çünkü daha az 5. ve 3. gün embriyo elde edilebileceğini söylüyorlar. Bir başka çalışma yine progesteron 2'nin üzerine çıktığında embriyo, iyi kalite embriyo oranının azaldığını söylüyor. Bir başka çalışma 1.1'in üzerinde azaldığını söylüyor. Ve bu hastaların iyi kalite embriyo oranının azaldığı, embriyo progesteron değerinin 1.1'in üzerinde olduğu hastaları değerlendirdiklerinde bunların daha ileri yaşta ve daha zayıf yanıtlı hastalar olduğunu söylüyorlar. Ve aslında folikülün matürasyon fazında bir mikro çevrede bir bozulma olabileceğini, mekanizmanın bu olabileceğini iddia ediyor bu çalışmaların hemen hemen tümü. Ben bizim elimizdeki dataya bir baktım bu konuşmayı hazırlarken. Bir FET sikluslarımızı değerlendirdim. Hem PICOS grubunda hem de PICOS olmayan grupta progesteronun 1.5'un üzerinde veya altında olduğu durumlarda FET sikluslarımızın başarısının etkilenmediğini gördüm. Ancak bu tabi burada kümülatif bir değerlendirme yok. Sadece siklus başına canlı klinik gebelik oranlarına bakabildik. İyi kalite embriyo oranlarına bakacak olduğumuzda ise ne 1.2'nin üzerinde ne de 1.5'in üzerinde iyi kalite embriyo oranlarının değişmediğini gördük. Fakat datayı oosit sayısıyla düzelttiğimiz zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Matür oosit başına progesteron değerine baktık. Burada cutoff değeri olarak 0.12'yi aldık. Çünkü bu total tüm datanın içerisinde medyan değer 0.12 idi. Ve 0.12'nin altında baktığımızda iyi kalite embriyo oranı %42 iken 0.12'nin altında bu oran %56 ve arada anlamlı bir fark var. Yani bizim datamıza göre de embriyolar etkileniyor gibi görünüyor. Hangi eşik değeri alacağız? Farklı çalışmalarda farklı değerler alınmış. Bu 60.000'in üzerinde siklusun değerlendirildiği bir meta analiz. Venetis'in meta analizi en sık refere edilen çalışmalardan bir tanesi. 1.93 arası alındığında %12 bulunurken 0.406'ya kadar düşük alınan çalışmalarda %46 gibi yüksek oranlarda karşılaşılıyor. Ve çalışmalara baktığımızda daha çok 1-1.5 aralığında cut-off değerlerin alındığını görüyoruz. Peki nerede etkileniyoruz? Hangi değerlerde olumsuz etkileniyoruz? 0.4 haricindeki bütün meta analizlerde olumsuz etkiyi görüyoruz. Aslında 0.8'in üzerinde bile bu etkiyi, olumsuz etkileri görebiliyoruz. Aynı meta analizde data bölünerek hiper responder, normal cevaplı ve işte düşük cevaplı yanıtlı hastalar ayrı ayrı bakıldığında yüksek yanıtlı hastaların 1.93 gibi yüksek progesteron değerlerinden olumsuz etkilenirken daha düşük cevaplı hastaların, normal cevaplı hastaların 1.2'den itibaren olumsuz etkilenmeye başladığını söylüyor bu meta analiz. Bir başka çalışma, burada da yine 10.000'in üzerinde siklus değerlendirilmiş ve düşük yanıtlı hastalar 1.5'da etkilenmeye başlarken normal cevaplı hastalar 1.75 ve high responderlarda 2.25'ten sonra olumsuz etkilenmeye, gebelik oranları düşmeye başlıyor deniyor.
Yine bir başka çalışma aslında canlı doğum oranlarının değişmediğini söylüyorlar. 1,5 üzerinde ve altında. Ama datalarında tabii ki birçok confounder faktör olduğunu da söylüyorlar. Oosit sayısı, kadın yaşı, embriyo sayısı, transfer edilen embriyo sayısı, işte kullanılan stimülasyon tipi, BMI gibi. Bunlarla bir düzeltme yapıldığında ise tüm grupların neredeyse 1.2'den sonra olumsuz bir şekilde etkilenmeye başladığını söylüyorlar. Bu çalışmalarda olumsuz etkiler şu ana kadar söylediklerimde oosit sayısıyla progesteronun, östrojenin aslında birlikte hareket ettiği, birlikte paralel bir şekilde arttığı söyleniyor ve dolayısıyla da yüksek sayıda oositin aslında bir miktar koruyucu olduğu söyleniyor. Çünkü az miktardaki östrojenle oluşacak olan endometriyumu az miktarda bir progesteronun bozabileceğini ve daha fazla östrojenle oluşacak, hazırlanacak olan bir endometriyumun da daha fazla, daha yüksek progesteronlarla bozulacağını hipotezini söylüyorlar, öne sürüyorlar. Ancak bunun tam tersini söyleyen çalışmalar da var. Yani östrojenden, oosit sayısından bağımsız olarak progesteronun siklusu olumsuz etkileyeceğini söyleyen bir çalışma da var. Yaklaşık burada 4000 siklus değerlendirilmiş. Retrospektif bir analiz ama oosit sayısına göre 1 oosit, 2 oosit, 3 oosit, tüm oosit sayılarına göre düzeltme yapıldığı zaman sonucun çok değişmediğini, progesteron değeri 1'in üzerine çıktığında olumsuz etkinin başladığını ve 1,5'un üzerinde neredeyse %20'nin üzerine canlı doğum oranının çıkmadığını söylüyorlar. Progesteronun etkisinin direkt olarak endometriyumda oluştuğunu söylüyorlar. Ve progesteron yükseklik cutoff'unun oosit sayısından bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ve oosit sayısının çok olmasının aslında bir koruyucu etkisi olmadığını söylüyorlar. Yani yüksek progesteron endometriyumu bozacaksa bozacaktır senkronizasyonu diyorlar. Poor responder hastaları belki burada ayrı değerlendirmek gerekiyor. Çünkü daha az oosit elde ediyoruz. Daha düşük östrojenle karşı karşıyayız. Ancak yine de bu hastalarda progesteron yüksekliğiyle karşılaşabiliyoruz. Neden? Bununla ilgili bir hipotez şu: gatekeeper mekanizması olduğundan bahsediliyor foliküllerin içerisinde. Buna göre bone morphogenic protein 6-15 ya da GDF9 prematür luteinizasyonu ve progesteron üretimini engeller deniyor ve bu ileri yaşlı düşük over rezervli hastalarda bu mekanizmanın bozulduğundan bahsediliyor. Buna bağlı olarak da bu hastalarda progesteron yüksekliğiyle karşılaşabiliriz deniliyor. Peki acaba bu hastaları da yine progesteron seviyesiyle mi değerlendirmek gerekiyor? Yoksa progesteron östrojen oranı gibi bir formülle mi değerlendirmek gerekiyor? Bununla ilgili yapılmış bir çalışma da var. 2015'te yayınlanmış. Donör sikluslar genç hastalar olarak alınmış, orta yaş hastalar alınmış ve üçüncü gruptaki hastalarda 40 yaşın üzerindeki hastalar ve ileri yaştaki hastalarda progesteron östrojen oranının belirgin şekilde daha yüksek olduğunu görüyorlar. Ve bu ileri yaş hastaları bu çalışmanın ikinci fazında 43 yaşın üzerindeki hastaları değerlendiriyorlar ve erken yumurta toplamanın acaba faydası olur mu diye düşünüyorlar. Erken yumurta topladıklarında progesteron östrojen oranının henüz daha düşükken yumurta toplandığında canlı gebelik şansının bir miktar arttığını söylüyorlar. Yani burada istatistiksel bir anlamlılık yok ama oran neredeyse iki katı gibi bir oran var erken toplandığında diyebiliriz. Peki bazal progesteronun bir önemi var mı? Progesteronu 1,5'un üzerinde olan hastalarda bazal progesteron değerinin daha yüksek olduğunu görebiliyoruz bu çalışmada. Yaklaşık 4000 siklus değerlendirilmiş ve yine diğer confounding faktörlerle düzeltildiğinde bazal progesteron arttıkça progesteron yüksekliği, siklusun sonunda progesteron yüksekliği ile karşılaşma riskinin de doğru orantılı bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Bu çalışmada ek olarak progesteron yüksekliği hikayesi de değerlendirilmiş. Yani daha önceki sikluslarında progesteron yüksekliği olan hastaların yeni sikluslarında da progesteron yüksekliği ile karşılaşma riskinin 6 kat arttığını söylüyorlar. Burada aslında bu az önce bahsettiğim gatekeeper mekanizması geçerli olabilir.
Burada pro-responder hastalara bir vurguda bulunulmuyor ama belki de bazı hastalarda gerçekten de progesteron yüksekliğine neden olacak bir altta yatan mekanizma söz konusu olabilir. Bir başka çalışma yine progesteron, bazal progesteronu değerlendiriyor. 1.6'nın üzerindeki hastaları yüksek olarak kabul ediyor. Ve düşük başlayan hastaların siklusun devam eden günlerinde progesteron seviyelerinin daha düşük o devam ettiği, yüksek başlayanların ise yine daha yüksek devam ettiğini söylüyorlar ve yüksek başlayıp yüksek devam eden hastalarda siklus başına, oosit başına, embriyo başına ya da işte ongoing implantasyon oranlarının hep daha düşük olduğunu belirtiyorlar. Progesteron yüksekliği süresinin önemi var mı diye bakacak olursak, evet bunun da önemi var diyen çalışma var. 1-2 gün civarında bile olumsuz etki görülürken bu 3 güne çıktığında, progesteron yüksekliği süresi 3 güne çıktığında yine olumsuz etkilenmenin arttığı, gebelik oranlarının daha da azaldığını görebiliyoruz. Bunu antagonist sikluslar için, analog agonist sikluslar, uzun siklus, short agonist siklus için ayrı ayrı baktığımızda hepsinde benzer etkiyi görebiliyoruz. Bu çalışmada bir multivariate analiz de yapmışlar ve multivariate analiz yaptıklarında aslında başta etkili gibi görünen progesteron, HCG günü progesteron yüksekliğinin etkisinin multivariate analizde kaybolduğunu görebiliyoruz ve progesteron yükseklik süresinin etkisinin hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Peki sadece progesteronu mu değerlendireceğiz yoksa progesteronun altına paydaya östrojen, folikül ya da oosit koyup bu oranları da değerlendirmek gerekir mi? Genellikle progesteron östrojen oranı için 0.48-1.2 arasında oranlar kullanılmış çalışmalarda. Bu çalışmada 0.55 alınmış. Hastalar 4 gruba ayrılmış. Hem progesteron hem de progesteron östrojen oranlarına bakılmış. Bakın burada C grubunda progesteron seviyesi düşük olsa bile progesteron ve östrojeni yüksek olan hastalar alınmış ve diğer gruplara göre, A ve B grubuna göre belirgin şekilde progesteron gebelik şansının, klinik gebelik oranının daha az olduğu söylenmiş ki bu progesteron multivariate analizde de değerlendirildiğinde progesterona göre daha etkili bir belirteç olarak karşımıza çıkıyor. Ancak oositle oranına bakıldığında yine oldukça yüksek sayıda hastayla yapılmış bir çalışma. Progesteron da, progesteron ve bölü oosit oranı da, ikisi de her türlü hasta grubunda etkili bir şekilde sonucu etkileyebiliyorken bunların predikte etme gücüne bakıldığında aslında araya da arayandırdığı körlerin aslında çok da birbirinden farklı olmadığı, progesteronla progesteron oosit oranının benzer şekilde etkili olduğu sonucu predikte etmede söyleniyor. Son olarak bir de matür oosit sayısıyla oranına bakıldığında, progesteron matür oosit indeksine bakıldığında bu oran arttıkça yine gebelik şansının ve canlı doğum şansının belirgin şekilde azaldığını görebiliyoruz ve multivariate analizde de yaş ve iyi kalite embriyo sayısıyla bunun sonucu predikte etmeye yettiğini görebiliyoruz. Progesteron düşüklüğü de çalışılmış. Progesteronun 0.5 ve 0.5'in altında olmasının 1.5 üzerinde olması gibi olumsuz etkisi olduğunu söyleyen bir çalışma bu. Normal progesteronda %25 iken gebelik canlı doğum oranları düşük olduğunda %17 ve yüksek olduğunda yine %17 civarında görülüyor. Bu düşük olan hastaların karakteristik özelliklerini inceledikleri zaman yazarlar, bunların daha ileri yaşlı hastalar olduklarını, daha az oosit elde edildiğini, daha düşük östrojenleri olduğunu söylüyorlar. Ancak bu hastaların stimülasyonunda bir fark yok. Yani rekombinan FSH dozu kullanılan aynı. M2 oranı aynı elde edilen. Fertilizasyon oranları yine aynı. Dolayısıyla burada bir yetersiz stimülasyondan söz edilmeyeceğini, matürasyonda bir sorun olmadığını söylemek gerekiyor. Peki acaba sorun ne olabilir? Sorun luteinizasyon yetersizliği olabilir deniliyor. Sadece progesteron reseptörü olan granuloz hücreleri çünkü luteinize olabiliyor. Endometriyal reseptiviteyi etkiliyor olabilir bu düşük progesteron. Foliküler fazın, proliferatif fazın ortasından itibaren progesteron reseptörleri maksimum seviyeye ulaşıyor ve düşük progesteron nedeniyle bu
progesteron reseptörlerinin artamadığı söyleniyor. Ayrıca östrojenin etkisini de yine etkiliyor olabilir deniyor progesteron düşüklüğünün. Yine çok düşük değerler bir olasılık progesteron yüksekliği etkisini maskeliyor olabilir de deniliyor bir mekanizma olarak. Bu çalışmadan az önce bahsetmiştim. Yüksek progesteron yüksek olduğunda olumsuz etkinin oosit sayısından bağımsız olarak bir değerinden sonra olumsuz etkinin ortaya çıktığını söyleyen çalışma aynı zamanda progesteronun düşük olduğunda da olumsuz olduğunu söylüyor. Ve en ideal progesteron değerinin HCG gününde 0.78 olduğunu, bu değer olduğunda 0.8 progesteron değerinde canlı doğum şansının en yüksek olduğunu söylüyorlar. Progesteron ölçümüne bakacak olursak, evet luteal fazda progesteronda bir dalgalanma oluyor ama foliküler fazda progesteron değeri oldukça düşük ve sabit. Çünkü pulse amplitüdü belirgin şekilde luteal faza göre düşük. Yani gün içerisinde hangi saatte ölçtüğümüzün aslında çok bir önemi yok. Progesteronu otomatize direkt immünoassay'ler ile ölçüyoruz. Çünkü kullanım kolaylığı sağlıyor bize. Hızlı sonuç veriyor ve ucuz testler bunlar. Ancak bunlar tabii ki ovülasyonu değerlendirmek için, yani daha yüksek progesteron değerlerini değerlendirmek için hazırlanmış, yapılmış testler. Bakın burada 4 farklı marka karşılaştırılıyor. Likit kromatografi altın standart yöntem olarak kullanılıyor. Bununla karşılaştırıldığında düşük değerlerde duyarlılıklarının aslında oldukça yüksek olduğu söyleniyor. Ancak bu testler farklı hasta havuzlarında hepsi birlikte kullanıldığında farklı sonuçlar verebiliyorlar. Mesela bu 4 numaralı hasta havuzuna bakacak olursak farklı markalarla aynı hastalarda 1.4, 1.35, 0.93, 0.94 gibi oldukça farklı değerler, kararımızı etkileyebilecek oldukça farklı değerler elde edebiliyoruz. Yani aslında progesteron testleri arasında ve kendi içerisinde de ölçümler arası ölçüm içinde %10'un üzerinde farklılıklar ortaya çıkabilen testler var. Ve bunlar bize şunu düşündürüyor. Her merkez kendi progesteron değerini, progesteron cutoff değerini belki de kendisi kendi datasına göre belirlemeli gibi görünüyor. Son olarak laboratuvarla ilgili dihidroepiandrosteronidyon sülfat desteği alan hastalardan bahsetmek istiyorum. Bu hormonun seviyesi progesteron testiyle cross reaksiyon gösteriyor. Birçok hastamız aslında bir östrojen desteği alıyor. Dihidroepiandrosteronidyon seviyesi arttığı zaman da progesteron bakın 1 çıkacakken 1.6'ya kadar yüksek seviyede de çıkabiliyor ve bu hastaları değerlendirirken belki bu desteği alıp almadıklarına da bakmak gerekiyor progesteron değerini değerlendirirken. Bu hastaların yönetiminde birçok çalışma aslında donmuş transfer yapma yönünde bir yöntem öneriyor. Ancak yapılmış randomize çalışma var mı diye bakacak olursak bir tane var. Sadece tek bir çalışma var. Burada progesteron değeri 2'nin üzerinde olan hastalar dahil ediliyor. İlk gruptaki hastalar da 5. günde transfer yapılıyor. 2. gruptaki hastalara FET'e gidiliyor. Frizol yapılıyor ve FET'e gidiliyor. Yalnız burada bir 3. grup oluşuyor. Çalışmaya dahil olmak istemeyen hastalara da 3. günde transfer yapıyorlar. Ve bu 3 grubu karşılaştırdıkları zaman FET'e gidilen, Frizol'a gidilen hastaların belirgin şekilde gebelik oranlarının daha yüksek olduğu görülüyor. Maliyet etkin mi diye bakılacak olursa bu grup farklı cutoff değerlerinde maliyet etkinlik analizleri yapıyor ve 1.5'un üzerine çıktığı zaman Frizol'a gitmenin daha maliyetli, daha az maliyetli olduğunu tespit ediyorlar ve 1.5'un üzerinde yine Frizol'a gidildiğinde her 10 Frizol siklusu için bir canlı doğum daha fazla elde edildiğini söyleyebiliyoruz. Mal stimülasyonun bir faydası olabilir mi? Evet olabilir deniyor. Çünkü östrojen ve progesteron oranları daha az olacaktır deniyor. Bunu da erken HCG yapılan ve stimülasyonun kısa kesildiği, daha az uyarının verildiği sikluslarla değerlendirdiklerinde sonucun etkilenmeden, gebelik sonucunun etkilenmeden
progesteronun daha düşük tutulabileceği söyleniyor. Step down yapabilir miyiz? Evet, bunun da faydalı olabileceği söyleniyor. Bunun için de Engage ve Pursue çalışmalarının bir postdoc analizi var. Buna bakmak gerekiyor. Engage ve Pursue çalışmalarında aslında korifolitropin alfa değerlendiriliyor. Rekombinant FSH ile karşılaştırılıyor. Birinde daha genç yaş hastalarda, birinde daha ileri yaş hastalarda karşılaştırma yapılıyor. Bu postdoc analize baktığımızda korifolitropin alfa kullanılan hastalarda, ki bu step down'u aslında simüle ediyor bize. Çünkü evet, etkinliği bir hafta boyunca sürüyor. Ancak giderek azalan bir uyarı dozu olmuş oluyor. Yani step down gibi düşünebiliriz korifolitropin alfayı. Burada korifolitropin alfayla daha düşük progesteron değerleri elde ediliyor. Ve bu progesteron yüksekliği sorunuyla daha az karşılaştırılıyor. Peki embriyo transfer gününün bir önemi olabilir mi, var mı? Evet, 5. günde transfer yaparsak gebelik şansının artacağı söyleniyor bazı çalışmalarda. Bu onlardan bir tanesi. Çünkü 5. güne gelmiş olan endometriumun kendini onarabileceği, tamir edebileceği ve daha reseptif hale geleceği 5. gün embriyosunun da yaşama şansının daha fazla olduğu, böylece gebelik şansımızın artacağı söyleniyor. Ancak bunun tam tersini söyleyen çalışmalar da var. Bu faydayı gösteremeyen çalışmalar da var. Bunlara göre de embriyo nasıl 3. günden 5. güne geliyorsa endometrium da 3. günden 5. güne geliyor ve yüksek progesteronun etkisi devam ediyor deniyor. Erken trigger bir fayda sağlayabilir deniliyor. Henüz progesteron yükselmeden, olumsuz etki görülmeden, gebelik sonuçları da olumsuz etkilenmeden böyle bir fayda sağlanabilir deniyor. Bu belki daha şu zayıf yanıtlı hastalarda, az oosit elde ettiğimiz hastalarda faydalı bir yöntem olarak tercih edilebilir. Glikokortikoidler değerlendirilmiş eski bir çalışma. HMG'den önce dexametazon yapılan bir grup var. Buna göre evet, progesteron düşüyor çünkü glikokortikoid adrenal hipotalamopityüter adrenal aksı baskılayarak adrenal progesteron düşürüyor. Ama stimülasyon sonrasında bazalden bir değişiklik olmuyor. Aslında çok da bir faydası yok gibi. Çünkü bizim için esas önemli olan, sorun olan progesteron, overden salgılanan progesteron. Metformin'in de faydası olabilir deniyor. Bununla ilgili bir tane letter to the editor rastladım. İlk ultrason monitorizasyon gününden HCG gününe kadar metformin desteği yapılan hastalarda progesteron yüksekliğinin daha az olduğunu görüyorlar ve burada metformin'in ovaryen steroidogenezi inhibe ettiği için daha düşük progesteron üretimiyle fayda sağlayabileceği söyleniyor. Letrozol ile ilgili durum biraz karışık. Faydası olacağını söyleyen birkaç çalışma var. Bunlar daha düşük östrojen düzeyleriyle ilişkilendiriyorlar. Ama durum acaba gerçekten öyle mi? Bakın, yeni yayınlanmış bir çalışma. High responder hastaları randomize ediyorlar ve bir gruba letrozol ekliyorlar. Letrozol eklenen grupta istatistiksel olarak anlamlı olmasa da aslında iki kat daha fazla progesteron yüksekliği görüyorlar. Gebelik oranlarının da belirgin şekilde yine etkilendiğini görüyoruz. Peki neden acaba? Çünkü yine mekanizmaya bakacak olursak aromatazı inhibe ediyoruz. Aromatazı inhibe ettiğimiz zaman androjenler östrojenlere dönüşemiyor ve bir geriye doğru androjen ve progesteron birikimi oluşuyor ve bu progesteron yine progesteron yüksekliğine neden oluyor deniyor. Son olarak östrojen LH eklenmesinin bir faydası olabilir mi? Evet, olabilir deniyor. Çünkü LH etkisiyle birlikte teka hücrelerinde daha fazla progesteron androjene dönüşecek. 2000'lerin başında yapılmış olan Merit çalışmalarında bu gösterildi. HMG'yi FSH'la karşılaştıran bir çalışma, randomize kontrollü multicenter çalışma. Burada HMG grubunda, HMG kolunda progesteron yüksekliğiyle karşılaşılan hastalar belirgin şekilde daha az olarak karşımıza çıktı. Ve hem stimülasyonun son günündeki hem de OPU günündeki progesteron değerlerine baktığımızda rekombinant FSH grubunda neredeyse %30 civarında daha yüksek değerlerle karşılaşıyoruz. Çünkü burada da
yine daha az sayıda oosit elde etmeyle ilişkilendiriliyor bu durum. Peki elaşın miktarının bir önemi var mı diye bakılmış. 10.000'in üzerinde siklus değerlendirilmiş. Bu yazarlar geriye dönük olarak kendi yaptıkları sikluslardaki kullandıkları elaş oranını değerlendirmişler ve hem hiper responder, normal responder ve düşük cevaplı hastalarda, low responderlarda bu oran 0.3 ile 0.6 arasına geldiğinde progesteron yüksekliğiyle karşılaşma riskinin en düşük olduğunu görmüşler ki 1'e 2, 1'e 3 gibi bir oran yapıyor bu ilaçı kullandığımızda fayda sağlayalım. Sonuç olarak tüm okuduklarımdan, çalıştıklarımdan anladığım kadarıyla benim bence normal ve aşırı cevaplı hastalarla zayıf yanıtlı ileri yaştaki hastaları iki ayrı kefeye koymak gerekiyor. Aşırı yanıtlı hastalarda rekombinan FSH etkisiyle daha fazla granuloz hücresi oluşuyor ve daha fazla östrojen elde ediyoruz. Ancak zayıf yanıtlı hastalarda bu etki yokken bile bir intrafoliküler disregülasyon söz konusu olabilir. Endometriyal etki sanki aşırı cevaplı hastalarda daha ön plana çıkarken oosit ve embriyo zayıf yanıtlı hastalarda daha önemli hale geliyor. Progesteron bu hastalarda çok daha fazla yükselebilirken, olumsuz etkiler daha yüksek değerlerde ortaya çıkarken zayıf yanıtlı hastalarda daha düşük progesteron değerlerinde ortaya çıkıyor ve belki progesteronun tek başına değil, progesteronla birlikte progesteron östrojen ya da progesteron M2 oranının değerlendirilmesi gerekiyor bu hastalarda. Literatür son yıllarda artık 0.81 gibi daha düşük değerleri cutoff olarak kabul ediyor gibi görünüyor. Ve tüm hastalarda frizol etkili bir yönetim seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. İlaç desteğinin faydası yine belirgin ve zayıf yanıtlı hastalarda erken trigger'dan fayda sağlayabiliriz gibi görünüyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yavuz Emre'ye çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel toparladı konuyu. Sevgili katılımcılar, soruları her iki arkadaşımın konuşması bittiğinde alacağım. Bunu bize chat üzerinden lütfen yazın. Bu arada bize başarılar dileyen Melahat Dönmez Hoca ve Hasan Hikmet Aslı Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Biz 1990'lı yıllarda rahmetli Mehmet İdil Hoca ile GIFT yapıyorduk ve o zamanlar 1500'lük HCG kullanıyorduk. Lütel dozu, 3 günde bir lütel fazı desteklemek üzere. Tabii aradan yıllar geçti, işler çok değişti. Şimdi lütel fazda neler oluyor? Bunu bize 9 Eylül'den doçent doktor Emre Okyay arkadaşım aktaracak. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben öncelikle bu fırsatı bana tanıyan Üreme Tıbbı Derneği'ne, Sayın Başkan Timur Gürgan'a, Recai Hocam'a ve Murat abiye çok çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan da slaytlarımı hazırladım. Bana verilen görev lütel faz desteğini anlatmak. Frozen ve fresh sikluslarda. Şimdi sunum planım bir tanımla başlayacağım. Daha sonra natural siklus ve ART'de lütel faz nasıl seyrediyor? Lütel fazda bir defekt oluyor mu? Onlara bahsedeceğim. Sonrasında da fresh ve frozen sikluslarda lütel faz yönetiminden bahsederek bir sonlandıracağım. Herhangi bir firmayla bir finansal ilişkimin olmadığını sunumdan öncesinde belirtmek isterim. Şimdi tanımlama nedir? Lütel faz ne demek? Lütel faz hepimizin bildiği gibi ovülasyondan sonra korpus luteumun oluştuğu ve korpus luteumun tarafından sekrete edilen progesteron hakimiyetinin olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi bu progesteron hormonu ne yapıyor? Östrojen tarafından hazırlanan endometriyuma etki göstererek sekretör endometriyum haline gelmesini sağlıyor. Vaskülerizasyonu artırıyor ve sonuçta aslında endometriyal reseptiviteyi ve implantasyon için hayati bir rol oynuyor. Dolayısıyla bu dönemin ana hormonu progesteron. Lütel faz defekti ne demek? Lütel faz defekti embriyonun implantasyonu için gerekli olan bu progesteronun yapılamaması ya da endometriyum gerekli olan bu sekretör endometriyumunun devamlılığının sağlanamaması olarak tanımlayabiliriz. Yetersiz progesteron var ve buna bağlı olarak da normal sekretör endometriyum, reseptif endometriyumu elde edemiyoruz.
ya da bunun devamlılığını sağlayamıyoruz. Bu üç nedenden kaynaklanıyor. Birincisi normal progesteron seviyemiz var ama lütel faz kısa oluyor. İkincisi yetersiz bir progesteron yapımı var. Lütel faz aslında normal uzunlukta ama yetersiz bir progesteron yapımı var. Ya da her ikisi ya da normal progesteron yapımına yetersiz bir endometrium yanıtı var. Yani bunların hepsi farklı farklı mekanizmalardan biz lütel faz defektiyle karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla hem doğal siklüslerde de biz bunu görebiliyoruz hem de hepimizin bildiği gibi yardımcı üreme tekniklerinde oldukça sık karşılaşıyoruz bu durumlarla. Gonadotropin IUN siklüslerde de karşılaşıyoruz ama benim konum değil. Ben ART içerisinde fresh ve frozen siklüslerde neler oluyor onlardan bahsedeceğim size. Şimdi doğal siklüslere bir bakalım. Doğal siklüslerde %18 bu çalışmada o 284 kadın 1600'ün üzerinde 1600 civarında bir siklus taranmış. Sigara içenlerde daha yüksek olduğu görülmüş lütel faz defektinin. Şimdi burada şuraya bakarsanız eğer oldukça önemli bir konu var burada. Erken dönemde bunların fertilite, bu lütel faz defektinin fertilite olan etkisine bakmışlar. Bir yıl içerisinde fertilitede çok değişkenlik göstermiyor. Ama erken dönemde baktığımız zaman bizim gebelik oranlarımızı erken dönemde etkilediğini, düşürdüğünü görebiliyoruz. Dolayısıyla bu bizim için neydi önemli? Frozen siklüslerde, natural siklüslerde bizim için önem taşıyor olabilir. Başka natural siklüslerde lütel faz defektine yol açan durumlar var mı? Yani hiç ART olmamış normal mens gören kadınlarda lütel faz defektini etkileyen durumlar var mı? Enteresan bir çalışma bu. Lütel faz dönemindeki antral folikül sayısı, östrojen düzeyi ve anne yaşı bizim lütel fazımızı etkiliyor. Bu da bizim aklımızda durmasında fayda var. Şimdi bu bir çalışma. Bu çalışmada 259 kadın 463 siklus takip edilmiş. Burada biraz daha düşük oranda bulunmuş. %8.4 görülmüş. Bu çalışmanın da bizim frozen siklusları yönetirken aklımızda bulunması lazım. Bize bir ışık tutacak. Bakın 10 nanogram bölü mililitre lütel progesteron düzeyi ile ilişkili. Onun altındaki değerlerde lütel faz defektini daha fazla görüyoruz. Dolayısıyla bu önemli. Peki bu neden kaynaklanıyor? Emre biraz önce çok güzel anlattı. Yani ovülasyondan önce, embriyo transferinden önce progesteronun nasıl ART sonuçlarını etkilediğini. Bakın bu çalışmada da düşük östrojen düzeylerimizle de alakalı olduğunu görüyoruz. Hem de progesteron düzeyimizle de alakalı 10 nanogram bölü mililitrelik değeri, progesteron değerini unutmamamız lazım. Sonuç olarak bir progesteron için yeterli bir endometriyal reseptivite için bir endometriyumun üst sınırımız var, bir de alt sınırımız var ve bu alt sınırın altında olmaması gerekiyor. Şimdi ART siklusları da bunu lütel faz defektine yol açıyor dedik. Lütel fazı bozuyor dedik. Nasıl bozuyor? Yüksek foliküler östrojen düzeyleri eleşi baskılıyor. Biz agonist antagonist kullanıyoruz. GnRH puls inhibisyonuna yol açıyoruz ve buna bağlı olarak eleş artışını baskılıyoruz. Bir de yani teorik olarak şöyle bir durum var. Lütel granuloza hücrelerini aspire ediyor olabiliriz. Tüm bunlara bağlı olarak bizim lütel fazımız değişiyor. Bakın bu daha erken hipersümine siklüslerde daha erken bir progesteron artımı ama hızlı bir progesteron düşüşü var. Normal siklüslere kıyasla biz bu progesteronun düştüğü dönem embriyo transferini yaptığımız döneme denk geliyor olabilir. Dolayısıyla ki öyle oluyor. Bu durumda şunu diyebiliriz. Koch siklusları yani ART siklüslerimiz bizim lütel faz anormal. Dolayısıyla bizim ona bir şeyler yapmamız lazım. Her iki genellikle ne yapıyoruz? Analog siklusları kullanıyoruz. Antagonist siklusları kullanıyoruz. Bakın mekanizmalarda da farklılıklar var. Analog siklüslere baktığımızda sürekli baskıladığımız bir lütel faz var. Buna bağlı olarak arada bir lütel gap'in olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da bizim sonuçlarımızı etkiliyor. Antagonist siklüslere bakarsak hızlı bir artan HCG, progesteronumuz çabuk düşüyor ama bizim bunu tam embriyo transferi sırasında yerine koymamız lazım. Bu da yetmez. Endometriyal asenkronizasyonunu da bozduğunu görüyoruz. Öyle ki başarılı bir embriyo transferi için +1, +3, -3 yani 3 günlük bir asenkronizasyonu kabul ediyoruz. Ama onun dışındaki endometriyal asenkronizasyon bize başarısızlık olarak geri dönüyor. Şimdi bu girişten sonra demek ki bizim lütel fazı mutlaka bu fizyoloji temelli düşünerek
hasta bazlı düşünerek desteklememiz lazım. Şimdi basit olarak Cochrane datası var. Lütel fazı biz HCG ya da progesteronla desteklersek gebelik oranlarını arttırıyor muyuz? Evet, arttırıyoruz. Bu bizim bildiğimiz bilgi. Yalnız bizim bunu yaparken bir şeye dikkat etmemiz lazım. Bakın progesteronun bir cutoff, üst cutoff değeri var. Biraz önce Emre çok güzel söyledi. Progesteronun belli bir seviyenin üzerinde de olmaması gerekiyor. Belli bir seviyenin altında da olmaması gerekiyor. Bu genellikle 60 ila 100 nanomol olarak geçiyor. Ve şöyle çalışmalarda şöyle bir durum var. Bunu yaparken de 60'a yakın olmaktan ziyade 100'e yakın olmak biraz daha iyi gibi gözüküyor. Ve buna göre de bir hazırlamamız lazım. Bu ne kadarlık bir ne kadarlık progesteron demek bu? Yaklaşık 25-30 gram 25-30 civarındaki bir nanogramlık bir progesteron demek. Şimdi burada çok güzel bir derleme var. Bu derlemede özellikle Kinos'lar çok faydalı. Dolayısıyla bunu okumanızı tavsiye ediyorum. Çok spot bilgiler içeriyor. Şimdi bu keynote'da da bir A kanıt düzeyiyle diyor ki biz daha yüksek canlı doğum elde edebilmek için Fresh tuzlarda lütal fazı desteklemeliyiz. Natural gebelikler için değerimiz 10 nanogram bölü mililitre progesteron, mid lütal progesteron seviyemiz bu olmalı. Fresh embriyo transferlerimiz için de yaklaşık 30 ila 50 civarında olmalı. Yalnız diyor ki bu derlemede biz mid lütal serum progesteron seviyesini ölçmeli miyiz? Rutin ölçmeli miyiz? Henüz bir konsensus yok diyor. Şimdi ART'de lütal faz yönetimine gelirsek nelerle karşılaşıyor? Biz neler yapıyoruz? Birincisi kohortu GNRH siklüslerimiz var. Yani uzun protokolümüz var. Kısa protokol antagonist siklüslarda HCG veriyoruz. Ve bazı siklüslerimiz de var ki OASS'den kaçınmak için analogla trigger yapıyoruz. Burada da hızlı litolizis olan grup bu. Bir de frozen siklüslerimiz var. Şimdi bunların hepsinde ayrı ayrı bir lütel faz yönetimi yapmamız lazım. Ancak temel prensiplerimizi unutmayalım. Minimal, iyi bir lütel faz için ne kullandığımız ajanlar ne olmalı? Minimal yan etkisi olmalı. Kolay olmalı. Uygulanabilir mi olmalı? Ve tüm bunları içerirken optimal etkinliğe sahip olmalı. Sadece etkin olması yetmez. Şimdi en iyi lütel faz desteği nedir? Hangi ajan en iyi? Optimal başlama zamanı ne? Dozaj, veriliş şekli, yolu, süresi. Bunlar aslında soru işaretleri. Şimdi teker teker bu başlıklar altında gidelim. Kullanabileceğimiz ajanlar neler? Lütel fazda progesteron var, HCG var, bir de analog var. Literatür bunlardan oluşuyor. Progesteron, doğal progesteronlar ve sentetik progesteronlar olarak ayrılıyor bildiğiniz gibi. Doğal progesteronlar klasik korpustitiyondan yapılan progesterona benzer moleküller. 21 karbonlu bunlar. Neler var ellerimizde? Mikronize vajinal kapsüller var. Progesteron, doğal progesteron kapsüller var. Oral ya da vajinal formlar var biliyorsunuz. 100 mg ve 200 mg'lıklar var. Progesteron vajinal tabletler var 100 mg. Progesteron jel var, vajinal 90 mg ve mikronize progesteron var, intramüsküler kullanabildiğimiz subkutan formlar var. Bir de sentetik progesteronlar var. Bunların içerisindeki esas madde didrogesteron. Progesteron reseptör agonisti bu. Oral olarak kullanılıyor ve 10 mg'lık dozlarda kullanılıyor. HCG dozlarımız lütel fazla 1500-5000 arasında değişen dozlarda GNRH analoglar var. Yine 0-1-0-3. Optimal başlama zamanımız ne? Erken başlarsak prematür luteinizasyon yol açabiliyoruz. Geç başlarsak artmış uterin kontraksiyonlar vesaire progesteron düzeyimiz düşüyor. Reseptiviteyi bozuyoruz. Dolayısıyla ne zaman başlayacağız? Şimdi burada bir çalışma var. Progesteronu değerlendiren bir çalışma bu. Bakın eğer biz OPU zamanı, OPU embriyo transfer zamanı ve embriyo transferinde verirsek lütel fazı başlarsak başarılı oluyoruz. OPU'dan önce başladığımızda gebelik oranlarında çok başarılı. Ama en fazla gebelik oranlarını OPU zamanı, OPU ET, OPU embriyo transfer zamanında yaparsak elde ediyoruz. Dozlarımız ne? Dozlarımız hepimizin bildiği gibi genellikle eğer vajinal progesteron kullanıyorsak 400-800 miligram, jel kullanıyorsak 90-80 yani çarpı 1 çarpı 2 gibi, subkutan kullanıyorsak 25 miligram bizim için yeterli, intramüsküler kullanıyorsak 50 miligram, didrogesteron kullanıyorsak 30 miligram bizim için yeterli. Natural siklüslerde biraz daha azaltabiliriz gibi gözüküyor.
gözüküyor ama artifisyel bakım birazdan anlatacağım. Genellikle burada dozlarda çok daha fazla düşürmememiz lazım. Hatta daha yüksek dozlar kullanabiliriz ama ortalama biz bu dozları alabiliriz. Hangi yollardan verebiliriz ya da şimdi bakarsak eğer rektal yoldan uygularsak bir gebelik oranlarını artırmıyoruz. Dolayısıyla rektal yolu kullanmıyoruz. Onun dışında intramüsküler, oral, subkutan ve vajinal var. Burada oraldan kastımız oral preparat olarak didrogesteronu alıyor çalışmalar. İntramüsküler bakın gebelik oranlarını oldukça iyi artırıyor. Diğer bakarsak subkutan ve vajinal yolda oldukça önemli gebelik yani verebiliyoruz bunu. Şimdi süresine gelirsek ne kadara zaman vereceğiz? Bu çok tartışmalı bir konu. Lütal desteğin kesilme zamanı tamamıyla siklus şekline bağımlı. Yani hangi siklusta karşı yapıyoruz? Hangi siklustan sonra lütal faz yaptık? Eğer kontrollü ovaryen stimülasyon ya da natural sikluslardan sonra bir lütal faz yapıyorsak, şimdi burada korpus luteum var zaten. Progesteron salınımı devam ediyor. Dolayısıyla biz gebelik elde ettiğimiz zaman biz bunu sonlandırabiliriz. Yani lütal fazı devam etmeyebiliriz. Ama artifisyal siklus yapıyorsak frozen sikluslarda burada korpus luteum yok. Dolayısıyla biz progesteron desteğine devam etmeliyiz. Luteoplasental shift tamamlanıncaya kadar. Şimdi fresh siklustarda erken sonlandırmanın bir gebelik oranlarına bir etkisi var mı? Bakın bu çalışmada görülüyor ki gebelik oranlarına bir etkisi yok. Yine meta analizde bunu destekliyor. Fakat böyle olmasına rağmen insanlar anketlerde dünyada bu böyle mi uygulanıyor? Hayır, bakıyorsunuz ki genellikle IVF'çiler olarak biz lütal faz desteğine 8 haftaya kadar devam ediyoruz ki dünyada da bu şekilde olduğunu gösteriyoruz. Şimdi artifisyal siklustarda özellikle çok dikkat etmek lazım. Bu çalışma onu gösteriyor. Bakın öyle bir grup var ki az da olsa progesteron desteği devam edildiği zaman gebelik kaybıyla sonuçlanabiliyor. Bu durumda biz progesteron desteğini devam ettirirsek belki bunlarda fayda sağlayabileceğiz. Fresh siklustarda lütal destek dediğim gibi farklı protokollerde farklı şekilde olması lazım. Şimdi bunları irdeleyelim. Vajinal uygulama bütün dünyada olduğu gibi en sık uygulanan lütal faz destek yöntemi. Peki vajinal preparatlar arasında bir fark var mı? İşte progestan Türkiye'de düşünürsek krinon ya da Lutinus burada şeyde var. 18 randomize kontrollü çalışma. Baktığımız zaman yan etkiler açısından hemen hepsi lokal etkiler var. Ve gebelik sonuçlarında herhangi bir klinik gebelikte, canlı doğum oranlarında, düşüklerde, abortlarda herhangi bir fark saptanmıyor. Şimdi peki kombinasyonlar önemli mi? Bakın intramüsküler progesteronu vajinal progesteronla ya da diğer kombine ettiğimizde gebelik oranlarının arttığını görüyoruz. Burada enteresan bir şey var. Eğer intramüsküler kombinasyonu OPU'dan önce başlarsak biraz daha fazla gebelik oranlarını arttırabiliyoruz. Ama onun dışında diğer formlar arasında intramüsküler ya da vajinal kullanmışız. Normal zamanda başlarsak gebelik oranları içerisinde herhangi bir fark saptamıyoruz. Şimdi subkutan formların karşılaştırılması var burada. Bakın Prolitex ile Kronino karşılaştırmış ve vajinal tabletlerle karşılaştırmış. Gördüğünüz üzere subkutan uygulamanında gebelik oranlarının birbirine benzer olduğunu görüyoruz. Bizde yok ama vajinal PESAR uygulamaları var. Progesteron PESAR uygulamaları var. Bunlar da ×2 olarak kullanımı öneriliyor. Bunların da yine vajinal preparatlarla, vajinal jelle karşılaştırdığında lütal fazla gebelik oranlarını etkilemediğini görüyoruz. Şimdi burada didrogesteronla vajinal uygulamaların çalışmaların sonuçları yine bahsettiğim meta review'de çok güzel özetlenmiş. Gördüğünüz üzere genel çalışmalar hemen hemen benzer sonuçlar veriyor. Kimisi vajinal kapsüle karşı didrogesteronu, kimisi de didrogesteronu vajinal jelle karşılaştırmış. Hemen hemen bir çalışma dışında sonuçların benzer olduğu görülüyor. Şimdi Grisinger grubu didrogesteron açısından bir review'u var. Bu review'de diyor ki çok daha düşük dozlar kullanarak aynı etkiyi sağlanıyor diyor. Dolayısıyla çok daha etkili olabilir, immünomodülatör olarak vajinal preparatlardan daha etkili diyor. Velotus 1-2 çalışmaları da gösteriyor ki diyor benzer etkinlik var diyor.
ve oral dizogestron acaba vajinal preparatlarının yerini alabilir mi diye diye sorup bir metaanaliz gerçekleştiriyor. Bütün çalışmaları toplayıp bir sonuca varıyor. Diyor ki bu gebelik sonuçlarını etkileyen bağımsız faktörler yaş, anne yaşı, dizogesteronun kullanılması ve embriyo transfer günü, bilans kullanıp kullanılmamasına göre bakıyorlar. Bu etkileri de dahil ederek metaanalizi yenilediklerinde de dizogesteronun vajinal progesterona göre daha etkili olduğu sonucuna varıyorlar. Şimdi bu biraz önce bahsettiğim Recai hocaların, Emre'nin ve Timur hocanın ve Erol hocamızın hazırladığı bu review'de kısa keynote'lar var demiştim. Bu keynote'larda oral dizogesteron 30 mg, intramüsküler 50 mg gün, subkutan 25 mg gün ve vajinal günlük dozda 90 mg gün jel, mikrojenize progesteron 300 ila 600 mg, progesteron tablette 200-300 mg lütfen fazla kullanımı öneriliyor. Başlama zamanı olarak da OPA gününün başlanabileceğini belirtiyorlar. Ve embriyo transferinden önce lüteal faza başlanmasına dair bir konsensus olduğunu da belirtiyorlar. Şimdi HCG ile lüteal destek yaparsak nasıl oluyor? Progesteronla benzer bir etki görüyoruz ama ne yapıyoruz? OHSS riskini arttırıyoruz. Dolayısıyla HCG ile lüteal destekte buna dikkat etmek lazım. Şimdi bir diğer kullandığımız, bizim sık kullandığımız fresh siktuslar ne? Antagonist siktus GnRH analogda tetikleme. Şimdi burada fizyoloji tamamıyla değişik. Dolayısıyla lüteal fazı da buna göre düşünmemiz lazım. Şimdi burada analog trigger yaptığımızda hem LH hem FSH pik yapıyor. Lüteolizis çok hızlı. Komplet lüteolizis sizi bir tetiklemeden yaklaşık 5. günde artık görüyoruz. Ve dolayısıyla buna göre biz lüteal fazı yapmamız lazım. Ama bu tetiklemede önemli bir unsur var. Bireysel lüteal, hani hasta bazlı lüteal desteğe olanak sağlıyor. Şimdi bu lüteal destekte neler kullanmışlar? Tekrarlayan LH-HCG ile dozlar kullanmışlar. Bakın farklı çalışmalar var. Analogla lüteal destek yapmışlar. Yine tekrarlayan analoglar kullanmışlar. Onun dışında tek doz HCG ile lüteal destek. Bunu 3 grup şeklinde yapılmış. Ya dual trigger yapıyorsunuz. Yani analog trigger'a ek olarak siz 1000 mg, 1500 mg HCG yapıyorsunuz. Sonrasında da standart lüteal destek yapıyorsunuz. Humaydan grubunun önerdiği analog trigger'dan sonra OPA günü birin diğerinde siz trigger'ı bir arada yapmıştınız dual trigger'da. Bunda siz normal analogla trigger yapıyorsunuz. OPA günü 1500 HCG verip daha sonra standart bir lüteal destek sağlıyorsunuz. Bir diğer önerilen de OPA'dan 3 gün sonrasında 1500 HCG yapıp standart lüteal desteği yapmak şeklinde. Şimdi biz peki bunu ne zaman yapalım? Burada 3 ana fizyolojik mekanizmayı düşüneceğiz. HCG verildikten sonra birincisi, HCG verildikten 5 gün sonra maksimum progesteron düzeyi elde ediyoruz. Yani HCG verdik, 5 gün sonra maksimum progesteron düzeyimiz oluyor. Analog tetiklemeden sonra 48 saat sonra lüteolizis başlıyor. O zaman HCG'yi buna göre planlamamız lazım. Şimdi biz bir de aynı zamanda şöyle bir şey istiyoruz. Pik progesteron düzeyimizde implantasyon penceresi eş zamanlı olsun ve yaklaşık olarak işte OPA'dan sonra 7. gün gibi olsun. İşte blastımızı da ona göre verelim istiyoruz. Ama bunu yaparken acaba şunlara yol açabilir miyiz? Şimdi biz HCG tetikleme yaptık. Bu erken lütfen ne dedik? Asenkronizasyonu arttırıyor dedik. Lütfen progesteron pikini erken yaparak reseptiviteyi bozabilir miyiz? Asenkronizasyon sağlar mıyız? Yine OPA günü HCG yaptığımızda işte implantasyon 2 gün önce yaptık. Pik progesteron düzeyiyle sonuçlanıyor. Ve implantasyon günü acaba progesteron azalmaya başlar mı? Bunu düşünmemiz lazım. Bir de OPA'dan 3 gün sonra yaparsak bu sefer acaba geç mi kalmış oluruz? Lüteolizisi başlamış mı olabilir?
Bunları da tabii düşünmemiz gerekiyor. Ve bunların hepsine baktığımızda sanki OPPO artı 2, OPPO artı 3 tek doz HCG yaptığımızda HCG lütolizisten önce artmaya başlar. Progesteron pik yapıncaya kadar kesintisiz düzenli bir şekilde artış gösterir. OPPO sonrası 7. güne pik hemen hemen yetişmiş gibi olur. Ve dolayısıyla gebelik elde edildiğinde de ayrıca östrojen ve progesteron vermemiz gerekmez diye düşünüyor bu grup. Ve hemen akabinde de bu İsrail'den çalışan bir grup bu. Bir çalışma yapıyorlar. Biz artı iki yaparsak herhangi bir sonucumuz oluyor mu? Bu klasik, bakın, kontrol grubunda klasik HCG yapılan grupla karşılaştığınızda gebelik oranları benzer ama hormonal dengeyi biraz daha iyi sağlıyorsunuz gibi gözüküyor. Şimdi biz analogla trigger yaptık. Sonrasında acaba 6. 7. gün gibi yani OPPO'dan sonraki 6. gün gibi bir daha bir analog yapıp lütein fazı desteklesek bir şey olur mu? Bakın, progesterona ek olarak yaklaşık 6. günde analog yapmışlar. Tekrar doz ya da tek doz şeklinde yapılmış. Bu çalışmalara baktığımızda farklı farklı vajinal progesteronlar kullanılmış. Baktığınız zaman gebelik oranlarında, klinik gebelik oranlarında, canlı doğum oranlarında ve yine devam eden gebelik oranlarında bir artış görülüyor. OPU sonrası böyle 6. günde analog trigger yaptıktan sonra bir analog daha yapmak sanki faydalı gibi gözüküyor. Abort oranlarının da bir miktar azalttığı söylüyor bu metaneniz. O ASS'de de ekstra bir risk yaratmıyorsunuz. Yalnız bu durum, yani bu analogla araya girip bir 6. gün gibi analog tek doz yapma long protokollerde çok işe yaramıyor. Yine HCG ile yapılan durumlarda yaramıyor. Bir de tekrar dozlarınız çok bir işe yaramıyor. Tek doz sizin için sanki yeterliymiş gibi gözüküyor. Yine bu metaanalizde benzer sonuçlar karşımıza çıkartıyor. Şimdi OASS'den korktuğumuz durumlarda bir başka lütfen testi destek analog tetiklemede bu Engman'ın grubunun yaptığı yoğun östrojen ve progesteronla lütfen destek. Burada analog trigger'dan sonra siz 50 miligram intramüsküler OPU günü başlıyorsunuz. Sürekli devam ediyorsunuz. Bunun dışında transdermal peçler kullanıyorsunuz 3 kez ve bu arada bireyselleştirirken de şunu yapıyorsunuz. Sürekli monitörize ediyorsunuz. E2 200'ün üzerinde, progesteronu da 20'in ve 30'un üzerinde çıkartıyorsunuz. Buna göre eğer baktığınız bu değerlerin altında kalıyorsunuz, siz oral E2'leri, oral E2, transdermal ek olarak oral E2 veriyorsunuz ya da progesteronunuzu arttırıyorsunuz. Bunu da intramüsküler progesteronunu arttırıyorsunuz. Maksimum 75 miligram gün olacak şekilde. Bu şekilde bir lütel faz yaptığınızda OASS oranlarını düşünüp klinik gebelik oranlarını yaklaşık olarak %50'lerde olduğunu söylüyor bu çalışma. Analog trigger'ın en önemli faydasının bireyselleştirilmiş lütal faz olduğunu söylemiştim. Bakın burada vajinal progesteron bu lütal faz için gene yeterli olduğu görülüyor. Ama bunun dışında da siz analog agonist trigger gibi, yani arada agonistlerle herhangi bir HCG vermeksizin devreye girebiliyorsunuz. Burada oral didrogestronu, vajinal progesteronu ilave edebilirsiniz. Östrojen eklememizin free sikluslarda bir faydası var mı? Gördüğünüz üzere hiçbir faydası yok. Dolayısıyla bu da östrojen eklenmesinin lütfen fazla yeri olmadığını gösteriyor. Frozen sikluslara gelirsek, frozen sikluslarda 3 grubumuz var. Artifisyal sikluslar, natural sikluslar, modifiye natural ya da tam natural olarak ayırabiliriz. Programlanmış fet sikluslara nasıl yapıyoruz? Yine söylediğim review de gayet güzel bir şekilde gösteriyor. Siklusta biz östrojene başlıyoruz ve bu şekilde östrojeni verip belli bir endometrium düzeyine ulaştığımızda, ki genellikle bu 7 milimetrenin üzerine olsun istiyoruz. En iyi gebelik oranları yaklaşık 10-11 civarında oluyor. Daha sonra progesteronu ekleyip progesteron günümüze göre de transferimizi yapıyoruz. Şimdi burada hormon olarak hazırladığımızda progesteron konsantrasyonunun bir etkisi var mı? Evet, burada da var. Onun altındaki progesteron değerlerinde gebelik oranları azaldığı görülüyor. Peki lütal faz için artifisyal sikluslarda bu mutlaka lütal faz yapmamız gerekir dedik.
intramüsküler ya da krinon bir fark var mı? Bir fark olmadığı görülüyor. Yine burada önemli olan bir durum var. Vajinal progesteron verdiğimiz zaman daha fluktüasyon, dalgalanma olmadan biz bu artifisyal siklusları yönetebiliyoruz. Bir de serum progesteron düzeyi ölçtüğümüzde vajinal gebelik oranları daha koreli olduğunu görüyoruz. Subkutan intramüsküler formlarda fluktüasyonlar fazla olduğu için bu da önem kazanıyor. Kombinasyon yaparsak avantajlı mı? İntramüsküleri vajinale eklediğimiz zaman şu grupta gördüğünüz üzere frozen, artifisyal siklüslerde de gebelik oranları daha iyi görülüyor. Şimdi digestronla ilgili frozen, artifisyal siklüslerde digestron kullanımıyla ilgili bu çalışma. Tek başına digestron kullanırsak eğer frozen siklüslerde çok başarılı olmadığını görüyoruz. Vajinal progesteron ve diğer kombinasyonlarla kıyaslanmış. Biz kendi kliniğimizde digestronu kullanıyoruz ama genellikle şu şekilde kullanıyoruz. Tek başına kullanmıyoruz. Vajinal progesterona ek olarak bunu tercih ediyoruz. Burada yine artifisyal siklüslerde biz tek doz analog hani fresh siklüslerde işe yarıyordu. Özellikle analog trigger'da işe yarıyordu. Acaba frozen'da işe yarıyor mu diye baktığımızda bu sefer bunun çalışmadığını görüyoruz. Yani tek doz analog vermek burada çok etkilemiyor. Yine burada Kinos'ları siz görebilirsiniz bu çalışmada. Lütal faz desteği endometriumun hazırlandığı programlarda hangi siklusu uyguluyorsak, hangi siklustaysak bunu göre lütar fazımızı planlamamız lazım. Ve natural hangi modifiye natural programlanmış endometriyum yani artifisyal siklusları arasında klinik gebelik oranlarında bir fark yok. Natural ve modifiye natural frozen siklüslerde lütal faz desteği bizim gebelik sonuçlarımızı çok fazla etkilemiyor. Dolayısıyla natural siklüslerde bizim lütal faz yapmamıza gerek yok. İyi bir takip bunu yeterli. Sadece belli hasta grubunda gerekebilir. Onu birazdan bahsedeceğim. Ama artifisyal siklüsler çok iyi bir lütal faz desteği gerekiyor. Hangi optimal progesteron desteğinin tipi süresi burada da tam net belli değil. Ama 9-10 civarındaki progesteron eşik değerini mutlaka başarı için kullanmamız lazım. Bu natural siklusları için de geçerli. Dozlarımız gene benzer dozlar. Biraz daha yüksek dozlar kullanabiliriz. Bunun dışında oral didrogesteronun verilmesinin henüz yeterli kanıtının olmadığı burada belirtiliyor. Natural siklüslere gelirsek, natural siklüsler egzojen progesteron gerektirmiyor. Dominant folikülü takip ediyoruz. Pik olduktan sonra da bakıyoruz ve LH pikine göre endometriumumuzu veriyoruz. Burada senkronizasyon büyük avantajımız. Dolayısıyla bu önemli bir durum. Şimdi modifiye natural siklüslerde bakın progesteron desteği gerekebiliyor. Şimdi natural siklüslerde düşük progesteron bizi etkiliyor mu? Bakın bu çalışma bunu gösteriyor. Eğer progesteron değeriniz natural siklüslerde düşükse gebelik oranınız düşüyor. Hatta bu PGD siklüslerinde bile belirgin olarak gözüküyor. Dolayısıyla modifiye natural siklüslerde embriyo transferinden önce yine de progesteron bakmak gerekli olabilir. Biz bir çalışma başlattık. Progesteron düzeyi düşük olduğunda özellikle subkutan formla çünkü hızlı bir yükselme istiyoruz. Subkutan form vererek gebelik oranlarını artırıp artırmadığı ile ilgili şu an çalışma devam ediyor. Lütal faz desteğinde natural siklüslerde HCG ile ilgili bir randomize kontrollü bir çalışma. Bakın burada herhangi bir etkisinin olmadığı görülüyor. Modifiye natural siklüsler burada siz tamamıyla natural gibi takip ediyorsunuz. Ekstra olarak HCG veriyorsunuz. Ama gebelik oranlarını çok fazla değişmediğini biraz önce söylemiştim. Sonuç olarak ben sonuç kısmını Eşe'nin bu 2000 bu çok yeni ovaryan stimülasyonla ilgili bir kılavuzu var. Onunla tamamlamak istiyorum. Şimdi agonist trigger'ı rutin olarak kullanılması önerilmiyor diyor. Genel popülasyonda kullanmayın diyor. Önce bir kere bunu söylemek lazım. Yine LH aktivitesiyle beraber agonist trigger yine tüm hastalarda kullanılacak bir durum değil olduğunu söylüyor. Öneriler var. Progesteron yine lütal fazın merkezinde oturuyor.
non oral natural luteal faz desteği için non oral yollar tercih edilebilir diyor. Natural progesteron için dozlar belli. 50 mg intramüsküler, 25 mg subkutan, 90 mg vajinal jel, 200 mg günde 3 kez mikronize vajinal kapsül, 100 mg 2 ya da 3 kez yine vajinal progesteron ve 400 mg bizde uygulanmıyor ama günde 2 kez vajinal PSR olarak söylüyor. Son olarak luteal fazda progesteronun başlanması OPU'yla OPU sonrası 3. gün arasında olması öneriliyor burada. Ve progesteron luteal faz için progesteronun gebelik testi pozitif oluncaya kadar en azından devam edilmesi gerekiyor. Artifisyal siklüslerde söylediğim gibi daha dikkat etmek lazım. Didrogesteron bakın probably olarak belirtilmiş. Luteal faz için önerilir. Ama Erol hocalarım yani Emre'nin ve Timur hocanın, Erol hocanın ve Recai hocanın içinde bulunduğu çalışmada da aynı vurgu vardı. Bunun için didrogesteron açısından tek başına biraz daha dikkat etmemiz lazım ama şahsi fikrim kombinasyonlarda kullanılmalı. Yine HCG trigger ovarian stimülasyon siklüslerinde luteal faz desteğinde 1500 ünite standart dozlarda kullanımı muhtemelen çok önerilmiyor. HCG trigger yapılanlarda bizim ayrıca bir HCG vermemize gerek yok. Böyle bir öneri yok. Bunun dışında agonist özellikle triggerlarda bolus şeklinde 6. 7. günlerde bir agonist eklenmesini bunlara eşre metanalizler faydalı gibi gösteriyordu ama şu an research only olarak belirtmiş. Dolayısıyla bu gözle de bunu bakmamız lazım. Ben çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok teşekkürler Emre. Katılımcılar, sizler sorularınızı yazarken ben bize bu olanağı sağlayıp sizlerle bizi buluşturan Eray Derneği Başkanı Sayın Hocam, Timur Hocam'a, Recai abiye ve diğer yönetim kurulu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tabii bu yayını size ulaştıran Koçak Farma'ya da teşekkürü borç biliyorum. Sorularla ilgili Melahat Hocamız sormuş. Fetlerde ince endometriyum nedeni progesteron düzeyleriyle ilgili mi? İlgili ise ince endometriyumdaki yönetim nasıl olmalı? Önce Yavuz Emre'ye soralım, sonra Emre'nin fikrini alalım. Progesteron yüksekliğiyle bir ilişkisine ben rastlamadım. Progesteron yüksekliğiyle ilişkisi yoktur diye tahmin ediyorum ama belki progesteronun düşük olmasından kaynaklanan bir ince endometriyum söz konusu olabilir. Çünkü progesteronun foliküler fazın ikinci yarısından itibaren etkisi endometriyumun hazırlanmasında önemli. Östrojenin etkisini de tetikliyor. Östrojenle birlikte östrojenin etkisini de artırıyor. Ve düşük kaldığında progesteron reseptörleri de yine daha az olacağı için belki daha az reseptif bir endometriyuma neden olabilir diye düşünüyorum. Belki bu hastalarda eğer progesteron düşükse, gerçi takip ediliyor mu? Fetlerde progesteron düzeyi düşükse eğer, düşük kalacaksa, kalıyorsa belki siklusun iptal edilmesi gibi bir yola gidilebilir. Ama progesteron yüksekliğiyle bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Emre, senin fikrin? Şimdi hocam ben biraz önce yani bizim 9 Eylül'de yaptığımız bir çalışmadan bahsetmiştim. Biz natural frozen siklusları takip ediyoruz ve embriyo transferinden önce progesteron ölçümlerine bakıyoruz. Progesteron düşük gelirse biz işte subkutan vajinal progesteronla bunu destekliyoruz. Her iki grup arasında da çalışıyoruz. Şimdi bu sırada gelen progesteron düzeyleri var. Ona bakarak söyleyeyim. Endometriyum düzeyleri, yani endometriyumları gayet iyi olmasına rağmen, işte 10, 11, 12 milim trileminer görmemize rağmen progesteron düzeyleri çok düşük gelebiliyor. Dolayısıyla ben de Emre'ye çok katılıyorum. Progesteron düzeyine çok ilişkili olduğunu düşünmüyorum. Sadece şu olabilir, Emre'ye de katılarak, yani desteklemek amaçlı ona da katılıyorum, aynı şekilde düşünüyorum.
Östrojen düzeyiyle de alakalı olduğu için bu. Yani bununla alakalı olabilir mi? Ama çok birebir onunla da ilişkili değil gibi. Sanki endometriyumun ince endometriyum biraz daha başka patofizyolojiden kaynaklanıyor. Endometriyumla alakalı başka patofizyolojiden kaynaklanıyor gibi duruyor. Yani hormonlara verdiği endometriyumun yanıtında farklılık var gibi gözüküyor. Ben de sana katılıyorum. Transformasyon yapıyorsunuz progesteronla. Demek ki orada endometriyumda bir sıkıntı var diye irdelemek daha akıllıca gibi geliyor. Bu arada yine Melahat Hocam tekrarında şunu sormuş. Obez vakalarda dozlar değişiyor mu ve bu olgularda metformin verilmesi ile ilgili bir çalışma var mı? Lütfen faz için mi hocam? Genel sormuş sanırım çünkü onu belirtmemiş. Yavuz Emre. Yok, obezlerle ilgili bir şey yok. Obezler şöyle, tabii body mass index progesteron değerini etkiliyor olabilir. Verdiğimiz rekombinant FSH dozunu belki daha yüksek tutmamız gerekiyor biliyorsunuz o şeylerde, obez hastalarda. Dolayısıyla bu yani orantılı birbiriyle orantılı seyredeceği için de aslında progesteron değerlerinde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Ama metforminle ilgili söylemiştim. Tabii metformin obez hastalarda belki eklenmesi özellikle PCOS hastalarında faydalı olabilir. Ve metforminin progesteron yüksekliğine karşı bir savunma aracı olarak da kullanılabileceğini gösteren sadece bir letter vardı. Onu da bahsetmiştim zaten. Evet, faydası olabilir metforminin. Çünkü progesteron üretimini azaltıyor. Özellikle steroidojenik akut regülatör proteini ve 3 beta hidroksisteroid dehidrogenazı baskılayarak. Emre, katkı var mı? Yok hocam. Tamam. Yani Peki, Forza'nın Bülent Gülekli Hoca bir katkıda bulunmuş. 1993'te Türkiye Klinikleri Dergisi'nde GeneRational Sequence'larında progesteron için cutoff değer olarak 1,5 nanogram mililitreyi belirlemişler. Moşe abinin bir sorusu var. Emre sana soruyor. Evet hocam. Kendi kliniklerinde luteal faz desteğini hangi progesteron ile hangi kriterlere göre tercih ediyorlar ve gebelik durumunda hangi süre kullanıyorlar? Şimdi biz birincisi fresh sictusları için yani eğer normal responderlarda biz dual trigger yapıyoruz. Poor responderlarda da dual trigger'ı tercih ediyoruz. Analogla trigger yaptığımızda genellikle OPO artı 3 1500 veriyoruz. Eğer total frozen yapmayacaksak. Ve bu olgularda 6. gün analog tek bir kez daha luteal destek yapıyoruz. Klasik vajinal progesteronumuza ek olarak. Luteal fazda hangi prepa? Bunların dışında bu ayrıcalıklar dışında luteal fazda progesteron olarak ne kullanıyoruz? Biz vajinal progesteron kullanıyoruz. Klasik vajinal progesteron kapsül kullanıyoruz. Çünkü fiyat avantajı gerçekten çok belirgin. Biraz önce de söylediğim gibi bence çok da bir fark yok. Yani diğer Tolerabilite vajinal de herhalde preparatlara. değil mi bu arada etken? Efendim hocam? Tolerabilite, hastanın Tabii. uyumu da önemli. Tabii kesinlikle çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Ama onun dışında eğer tabii iritasyon olduğu vesaire preparatlar arasında değişiklikler yapıyoruz. Fat sictuslarına gelirsek genellikle bir kere normal menstruasyon gören hastalar obez değilse bu hastalarda biz sadece natural siktus kullanıyoruz. HCG ila modifiye natural yapmıyoruz. Direkt natural siktus yapıyoruz. Daha öncesinden hiç progesteron bakmıyorduk. Ama şimdi çalışma için progesteron bakıyoruz. Hakikaten çok garip sonuçlar geliyor. Ama onun dışında klasik olarak biz natural siktusta tabii sonrasında hiç luteal destek vermiyoruz. Artifisyal siktuslarda luteal desteğimizi vajinal progesteron ek olarak didrogesteron olarak yapıyoruz. Fresh siktuslarda da vajinal progesteron ek olarak didrogesteron kullanıyoruz. Ne kadar zamana kadar takip ediyoruz? Natural siktus yapıyorsak veyahut da fresh siktus yapıyorsak aynı biz gebelik testini gördüğümüz zaman sonlandırıyoruz. Yalnız şunu söyleyeyim. Gerçekten biraz daha fazla kanama ile karşılaşıyoruz. Yani hasta geri geliyor.
birazdan fazla geliyor. Yani gebelik testini gördük, HCG'yi pozitif gördük, sonlandırıyoruz. Hani geliyor hasta. Ama onun dışında artifisyal sikluslarda mutlaka, frozen sikluslarında mutlaka 8 haftaya kadar lüteal fazı devam ettiriyoruz. Kendi kliniğimizin uygulaması bu şekilde. Dozlar olarak da şunu söyleyebilirim. Vajinal progesteronu 600 miligram olarak veriyoruz. Oral didrogesteronu 30 miligram olarak veriyoruz. Eğer subkutan ilavemiz olduğunda çalışma için 25 miligram olarak veriyoruz. İntramüsküler kullanmıyoruz. Tamam. Bir başka arkadaşımız şey der. Agonist antagonist sikluslarda progesteronun erken yükselmesinde bir fark görüyor musunuz? Bu bağlamda LH aktivitesi nerede gerekli? Bundan aslında ben slaytlardan çıkarmıştım. Agonistlerle antagonistler arasında bir fark yok gibi görünüyor. Birçok çalışma agonist ve antagonist sikluslar karşılaştırıldığında progesteron yükseklik oranının benzer olduğunu söylüyor. Sadece bir meta analizde antagonist sikluslarda progesteron yüksekliğinin biraz daha fazla olabileceğini söylüyorlar. Bunu da agonist sikluslarda daha fazla folikül elde edildiğine bağlıyorlar. Daha fazla osit elde edildiğine bağlıyorlar. Yani aslında bir fark yok gibi agonist ve antagonist sikluslar arasında. Peki, Recai abinin bir sorusu var. Hem teşekkür ediyor bize hem de diyor ki artifisiyel sikluslarda endometriyum hazırlanırken siklus başında folikül kisti ve korpus lutum varsa siklusu erteliyor musunuz? Yavuz Emre? Evet, biz erteliyoruz. Erteliyoruz. Biz artifisiyel sikluslarda da hormonlarına bakıp ona göre erteleme yoluna gidiyoruz. Emre? Biz böyle bir durum olduğunda AK, LH, progesterona bakıyoruz açıkçası. Onlarda bir problem varsa erteleme yoluna gidiyoruz. Yoksa onun dışında devam ediyoruz yani. Bir başka soru, frozen sikluslarda hidroksiprogesteron kaprolat desteği veriyor musunuz? Onu anlatmıştınız ama dinler misiniz? Didrogesteron için mi hocam? Hidroksiprogesteron kaprolat. Hidroksiprogesteron kaprolat yok. Kullanmıyorsunuz. Yani evet. Hocam burada ben bir ekleme yapabilir miyim Emre'ye? Emre hep didrogesteronu ek olarak veriyoruz dedi. Biz bir test çalışması gereği didrogesteronu tek başına kullanmak durumunda kaldık. Maalesef bu çalışmalarda bahsedilen başarı oranlarını göremedik. Neyse ki o test çalışması bitti, şimdi de didrogesteronu vermekten de kurtulduk. Sanki Emre'nin dediği gibi destek olarak verilmesi gerekiyor didrogesteronun tek başına. Çok yeterli gibi görünüyor. Çok katılıyorum şöyle. Ben de Grisinger'den sonra oral didrogesteronu tek başına kullandım. Yani kullanmadım değil. Hani çalışma dışı, yani böyle bir çalışma olmadı ama kullandım. Hani tek başına gerçekten hani. Ya ben şöyle söyleyeyim. Hani bir yani. Önden dataya bir değerlendirince gebelik oranı %20'lerde. Evet, katılıyorum. Orada da şeyler oluyor. Biyokimyasal gebelik de var. Kalp atışı gördüğümüz %15'lerde gibi kaldı didrogesteron tek başına kullandığımız hasta grubunda. Ama kombine çalışıyor. Yani kombine edildiğinde çalışıyor. Evet. Yani Halbun Arpacı arkadaşım sormuş. Lütel destekli progesteron dozu belirlerken standartın üstünde progesteron vermeyi hangi durumlarda düşünüyorsunuz? Yaş, BMI gibi. Şimdi ben açıkçası vajinal progesteron dozunu 600 miligram olarak kullanıyorum. Bunu çok fazla arttırmıyorum. Genellikle bu durumlar olursa, yani bu durumlarda daha çok kombinasyona geçiyorum.
Kombinasyonlarda da intramüskülerden ziyade subkutan preparatı tercih ediyorum. Ama vajinal progesteron şöyle çalışmalar ama şunu diyor. 1000 mg'a kadar çıkabilirsiniz diyor. Ben biraz hastanın hani kullanımı açısından da sıkıntı olacağını düşünüyorum onun. Ondan dolayı daha çok kombinasyonlara geçiyorum. Lütfer faz desteğiyle ilgili yaş önemli. Gerçekten BMI'nin çok belirgin etkisi görülmemiş. Hani daha vücut kitle indeksi yüksek hastalarda çalışmalar için söylüyorum. Ama yaş önemli. İleri yaşta bir lütfer faz açısından natural sütüslerde de bir defekt görülme ihtimali artıyor. Burada önemli olan sigara içen olgular. Sigara içen olgularda da foliküler fazda östrojen düzeyi yeterli artış olmadığı için diğer hastalara göre progesteron desteğini daha etkili yapmak gerekiyor olabilir. Yani bir iki çalışmada da onu gösteriyor. Bir arkadaşımız lütel fazda östrojen progesteron oranına bakılıyor mu, kaç olmalı diye sormuş. Lütel fazda benim bilemiyorum. Lütel fazda bildiğim bir şey yok. Biraz önce de galiba bu soru vardı. Ben onu atlamışım, özür dilerim. Preciclus'ta siz de söylemiştiniz hocam. Rutin olarak trigger günü progesteron bakılıyor mu diye. Bu soru da ikisiyle birlikte paralel. Yani lütel fazda E2 ve progesteron bakımına göre bir rutin öneri yok. Onunla ilgili farklı erken dönemde baktığınızda farklı sonuçlar olabiliyor. Daha nispeten daha doğru sonuçları elde edebiliyorsunuz. Ama ben kendi pratiğimde de monitörize etmiyorum. Belirli bir E2 progesteron oranı da literatürde belirtilmemiş. Tamam. Yine bir arkadaşımız diyor. Piyasada 1500'lük ve soruyu yakalayayım kaçtı. 1500'lük ve 5000'lik HCG preparatı yok diyor. Daha yüksek dozu 1500'e böler miyiz? Yapabilir miyiz? Sakıncası var mı? Öyle yapıyoruz. Yani diğer yani saklanması işi bozar mı? Rekombinant preparatı gerektiğinde hani ona göre ayarlayıp da yapabiliyoruz. Bölerek yapabilirsiniz. Tamam. Koch'ta antagonist yerine didrogesteron deneyiminiz var mı? Samsun'dan Doktor Şafak Hatırnaz yoğun kullanıyor ve başarılı diyor. Hem deneyimim yok, sizleri bilmiyorum. Bizim kliniğimizde bunu denedik. Hatta sanırım yakında da kabul edildiği gibi çalışma yayınlanacak bir yurt içi dergide. Hı hı. Yaklaşık bir 50-60 kadar hastada kullandık. Murat abi daha çok tercih etti, kullandık. Yalnız biz bizim datamıza göre erken ovülasyonu bu hastalarda biraz daha fazla gördük. Dolayısıyla çok da mutlu olamadık ve özellikle de bu erken ovülasyon olan hastaların daha düşük yanıtta, düşük over rezervli, AMH'ı daha düşük hastalarda kontrolü sağlayamadığını sanki gördük. Biz de bu şekilde çalıştı. Yani düşük rezervli hastalarda erken ovülasyonu daha fazla gördük. Peki. Embriyo transferi günü progesteron değeri hangi eşiği aşarsa pencere anlamında gebelikler azalabilir diye bir soru var. Emre. Embriyo transferinde özür dilerim hocam. Embriyo transferi günü progesteron değeri hangi eşiği aşarsa pencere anlamında gebelikler azalabilir. Hocam bununla ilgili genellikle 25-50 nanogramlık bir parametre veriyor. 50'nin üzerine açtığında yani bizim şeye göre literatürde 60-100 dediği 60-100 nanomol bölü litre olarak veriyor. Bunun üzerindeki değerlerde gebelik oranlarında bir azalma var. Yani bizim 25-50 civarında bantta oynamamız lazım. Özay Oral Hoca der, ince endometriyum olan hastalarda FET yapılacakken lütel fazda östrojene devam edilmeli mi? Yine lütelci arkadaşımıza soralım. Östrojen, yani lütel fazda östrojen kullanımı herhangi bir subgrupta bir fayda sağlamıyor. Tamamdır.
biliyorsunuz çok iyi bir sigara savaşçısı. Onunla ilgili bir sürü zararını yazdı. Buyurun. Zaten şöyle bir şey var. Yani burada asıl önemli olan hani ince endometrium 7 milimetrenin altında frozen transfer yaptığınızda zaten bu azalıyor. Bu arada şöyle bir şey var. Mesela diyelim siz endometrium, şimdi artifisyal sikluslarda bu arada Recaci Hocam da yazmış. Hani Picosta siz de artifisyal kullanıyorsunuz diye. Evet, biz yani Picosta hiç natural denemiyoruz. Direkt artifisyal siklus başlıyoruz. Hasta düzenli mens olsun olmasın ona bakmıyoruz. Şimdi artifisyal sikluslarda siz embriyo transfer gününü ayarlayabiliyorsunuz ama bazı çalışmalar var. Siz belli bir endometrium seviyesine ulaştıktan sonra östrojen vermeye devam ederseniz, yani progesteronu ilave etmeyi geciktirirseniz, onda da gebelik oranlarının düştüğü gösteriliyor. Dolayısıyla burada önemli olan başlangıçtaki endometrium kalınlığını elde edebilmek. Daha sonrasında sizin östrojene devam edip etmemeniz çok bir şey fark ettirmiyor. Şöyle bir soru var, ilginç. Progesteron foliküler fazda yüksek seviyede bir tedavi var mı? Hocam, evet, bununla ilgili bir çalışma var. Daha önce progesteronu yükselmişse foliküler fazda bir hastanın, onun bir sonraki siklusunda da yine progesteron yüksekliğiyle karşılaşma riski yüksek. Bunun için ne yapabiliriz? Bunun için belki daha mild bir stimülasyon tercih edebiliriz ve henüz progesteron yükselmeden önce belki bu hasta özelinde erken trigger'a gidebiliriz. Çünkü bu hastalarda konuşmada bahsettiğim gatekeeper mekanizma söz konusu olabilir. Bu hastaların belki folikül iç yapısında bir bozukluk nedeniyle progesteron yükseliyor olabilir ve bunlar daha çok düşük yanıtlı hastalar gibi göründüğü için bu hastalarda 17-18 milimetreyi beklemeden 16 milimetre civarında erken triggerla henüz progesteron yükselmeden devam edilebilir gibi duruyor. Peki, FET sikluslarında luteal faz defekti için HCG ve agonist tecrübeniz nedir? Teşekkür ederim. FET sikluslarında, yani artifisyal sikluslarda biz daha sonrasında agonist vermiyoruz. Biraz önceki şeyde de gösterdim. Bu fresh'te çalışıyor ama frozen'da çok çalışmıyor gibi. HCG'yi hiç kullanmıyoruz. Yani modifiye natural'de hiç kullanmıyoruz. Artifisyal sikluslarda luteal fazda da HCG'yi hiç kullanmıyoruz. Yani bizim frozen'larda hiç HCG kullanmadık. Aşağıda son bir soru. Hocam, hormon replasman tedavi yan etkileri var mı diye bir soru. Frozen açısından artifisyal sikluslarda mı? Yok, ne için yazdı bilmiyorum. Genel yazmış. Hormon replasman tedavi yan etkileri var mı? Acaba bizim östrojen ve progesteronu vermemizin bir yan etkisi, ne bileyim, meme mi, şey mi? Neyi kastetti bilmiyorum. Yani belki tromboz açısından belki endişe ediyor olabilir. Hani eğer öyle bir durum varsa artifisyal sikluslar yaparken oral preparatlar dışında transdermal preparatlar tercih edilebilir. Evet, meme ve tromboz açısından söylemiş. Evet, yani meme ve tromboz demiş. Onlarda zaten daha farklı bir fresh protokol de daha farklı. Hani o meme siyah geçtik, yani tedavisinden sonra bilinlenmesi lazım. Ama tromboz açısından dediğim gibi bu durumda transdermal preparatları tercih edilebilir. Teşekkür ederim. Son bir soru okuyacağım. Çünkü vakit bayağı geçti, yoruldunuz. Fransız bir hastamın FET siklusunu takip ettim. IVF yaptığı kliniğin protokolünde transfer sonrası günlük progesteron analizi ve ona göre progesteron desteği dozunu değiştirdiklerini gördüm. Bu protokol mantıklı mı sizce? Herhalde Fransa'da yapılan bir şey bu. FET siklusu takip ediliyor. Soruyu tam anlamadım hocam. Progesteron bakılıyor ve dozu değiştiriyorlar. Şimdi şöyle, yani FET sikluslarında da mesela artifisyal sikluslarda da progesteron düzeyiniz eğer düşükse, yani ben biraz önceki şeyde natural sikluslarda da düşük geliyor gerçekten. Burada hızlı bir progesteron etkisi yapılabilir. Yani biz onu çalışıyoruz şu anda. Ama onun dışında siz mesela arada progesteron baktınız ve düşük gördünüz.
Özellikle onun altındaki değerler çıktı. Bu durumda progesteron ek kombine kullanılabilir. Ama burada sadece hızlı etki için bence subkutan preparatları tercih etmek gerekebilir. Vajinalde doz artımı, yani vajinal progesteronu siz hep tecridi bir şekilde arttırıyorsunuz. Hızlı bir artış olmuyor. Hızlı artış istiyorsanız bu durumlarda subkutan, yani intramüsküleri ben çok saymıyorum açıkçası. Hani maliyet açısından o da düşünülebilir. Araya bunlarla girilip hızlı bir yükselme sağlanabilir. Bu yani daha rutin bakılsın ve böyle uygulansın diye bir konsensus yok ama onu söyleyeyim. Peki Timur hocamızın bize teşekkürüyle oturumu, webinarı kapatmak istiyorum. Bütün katılımcılara ve sizlere zahmetleriniz için çok teşekkür ederim ve iyi akşamlar dilerim. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun, bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz ve sağlık diliyorum ben. Herkese sağlıklı günler, iyi akşamlar.